Yani çok enteresan bir şey anlatacağım. Şimdi tuvalet ihtiyacını vagondan çıkıyorsunuz ve tarlaya gidiyorsunuz. Tarlaya gittim, işte sıyırdım. Abi şey yapma. Evet. Şimdi o tarihlerde tuvalet kağıdı yok, tabii taş arıyorsunuz. Taş Mahsun da arkadan geliyor zaten abi. Bir saniye, bu da buradan gidecek. Taş ararken yeşil yuvarlak bir şey buldum. Aldım onu, pantolonumu toparlayamadan vagona doğru koştum. Ana diye bağırdım, ne var oğlum dedi. Dedi bana bir şey buldum. O sırada abim vagondan kravatla işe gitmek için hazırlanmış çıkıyor. Ya vagonun durumu da güzel. Vagondan kravatla evet. Birisi işe gidiyor falan. Oğlum dedi, o karpuz dedi. Bulduğun şey. Evet. Ben karpuzu hayatımda mu? İlk defa karpuzu orada görmüştüm. Vagonda. Şey yaparken. Vay arkadaş. Bir dakika hocam, abi. Yanına gelseydin. Yaş kaç? İşte 7-8 yaşlarında filandım yani. Karpuz hiç görmedim orada. Hayır, Erzurum'da nerede göreceğim karpuzu yani? Bak bunun daha acayibi. Benim bir arkadaşım küçükken bir arkadaşları gelmiş Kanada'dan. Onlar da fazla zengin. Dadılarla bilmem nelerle büyümüş. Kanada'da soğuk yer olduğu için çocuk orada karpuz görmemiş. Çocuğun İzmir'e geldiğinde demişler ki biz evden çıkacağız, sen evde kal. Bu da kalmış çocuk, yabancı çocuk. Evde yokken buzdolabını açmış, karpuzu hepsini yemiş. Çünkü onu elma gibi tek bir meyve zannetmiş. Hani, hani başlayınca bitirilmesi gerekiyormuş. Benden de kötüymüş yani. Benden daha kötüymüş. Benden fena gel. Bir gelmiş şişmiş oturuyor böyle. O çünkü onu elma gibi hani başlayınca bitirilecek o böyle. Hani bitir. Ben içtiyse tek top zannettim gibi. Yani. Bayağı. Vagonda 20 gün diyorsun. Evet. Peki. Gelmiş. Ufuk Hanım devam edeceğiz biraz daha. Tamam. Aklınıza bir şeyler varsa söyleyin. Telefon alacağım çünkü de onun için. Bir tek şey söylemek istiyorum. Evet. Mesela siz dediniz ya hani içeriden bana mesaj atıyor diye. Cep telefonu ilk çıktığında da onunla ilgili böyle söylenirdi. Ya yan odadan beni arıyor diye. Ya da siz dediniz ya hani işte bilmem kaç megabayttan bilmem kaç megabayta inince. Ondan önce de mesela taş plağı çok insanlar bırakmayalım diyordu. Doğru. Yani biraz serbest bırakmak lazım. Ama her lazım şeyin farklı bir tadı var. Ama bir dakika. Şimdi telefon yalnızlaştırıyor insanı. Ama bir dakika Talat abi. Bir soru, bu bizim en büyük geyiğimiz. Yok daha başka bir şey. Yani bizim en büyük geyiğimiz de teknoloji yalnızlaştırıyor. Hepimizin ağzında. Aman teknoloji yalnızlaştırıyor. Teknoloji de çıktığı anda bizim milletten daha fazla da bunu takip eden yok. Ayrıca. Dünyada en fazla cep telefonu satılan ülkelerden bir tanesi. Yani hani... Çok özür abi ben... Hayır hayır estağfurullah, ben lafımı söyledim bitti, hayır. Hayır teknoloji, ben de teknoloji... Programımız bu burada kapandı, çok teşekkür ederim. Yo, söyle abi ben, söyle, pardon. Yok yok valla ben de çok düşkünüm de söylemek istediğim hani ses kalitesinin düşüklüğü o açıdandı yani. Anladım. Yoksa pratikliğine katılıyorum ama madem o kadar gelişmiş teknoloji MP3'ü de o kalitede de dinleyebilelim. Abi teknoloji yani olmasa bu programı nasıl yapacağız? Teknoloji tabii olmasa bu çocuklar nasıl minderlerde oturacaklar? Bunlar hep lazım işler. Bugün oturabiliyorsanız ne mutlu. Sizden önceki kuşak oturmuyordu da yani gerçekten. Aşağısı boştu, sarkıtıp duruyorlardı böyle. Telefonumuz var Cengiz. Ah Cengiz Bozkurt. Çok önemli bir oyuncu. Geçen hafta bir skeç çekmiştik beraber. Teşekkür etmeyi unutmuşum. Cengiz'e buradan çok selamlar. Gerçekten çok önemli bir oyuncu. Ebru Heper Ankara'dan. Ebru Hanım iyi geceler. İyi geceler Beyaz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hemen tanıyalım seni çok kısa. Evet. 37 yaşındayım. 2 tane çocuğum var. Oo ses ufak geliyor ama yaş da ufak. Sesim evet biraz küçük geliyor olabilir. 37 yaşındayım gerçekten. Özel bir şirkette çalışıyorum. Evet. Sorularınız varsa hemen alayım. Tamam. Seninki de koptu. Mahsun Kırmızıgül'e sormak istiyorum öncelikle. Buyurun. Merhaba Mahsun Bey, nasılsınız? Teşekkürler efendim, siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Filmleriniz çok başarılı, gerçekten çok beğenerek izliyoruz. Örnek aldığınız bir yabancı yönetmen veya yabancı veya Türk yönetmen var mı acaba? Var, çok var. Hangileri? Söylemek istemiyorum. Yok evet, yok. Söyleyebilirim. Adı bende saklı diyor. Yani kırılmasın diye. Türkiye'de saklıyor. Şu anda hani Yavuz Turul'u çok beğenirim ben. Evet. Yılmaz Erdoğan'ı çok beğenirim. İşte Atıf Yılmaz'ı çok beğenirim. Yılmaz Güney'i özellikle ilk sınavda evet çok beğenirim. Atıf abiyi de Yılmaz Güney'i de rahmetle anıyoruz. Ya dünyada da herkesin işte tanıdığı, bildiği yönetmenleri de ayrıca çok beğeniyorum. Evet. Peki. Başka sorunuz?
ayrıca oyunculuğunu da çok beğeniyorum ve Son Mucize filminde gidemedim, izleyemedim, gideceğim ama fragmanlarından gördüğüm kadarıyla ya muhteşem şaşırı rolü yapıyor. Ben daha hiç aynada bakıp deniyorum, yapamıyorum. Bütün filmi nasıl öyle oynadı inanamıyorum. Çok tebrik ediyorum gerçekten o konuda da. Bütün çok filmi başarılı. Aynada denemeye kalkmayın. Zaten o ikili zaman izlersiniz. Peki hemen başka sorunuz varsa alayım. Ya teşekkür ediyorum Masum Kırmızı Gül'e. Göksel'e de sorum var. Evet. Merhaba Göksel. Merhaba. Hayalinizde konser vermek istediğiniz bir sanatçı var mı? Ben Masum Kırmızı Gül diyeceğim. Hazır yanımdayken. Hazır yanımdayken. bilmiyorum yani öyle bir şey düşünmedim. Belki çok daha çocukken falan düşünüyorum ama şimdi onları hatırlayamıyorum. Sezen Aksu'yla isterdim ama vokal yapma şansına nail oldum. Sen Sezen Aksu vokallerinden miydin? Evet. Öyle mi? Evet. Peki. Başka sorunuz efendim Ebru Hanım? Çok melankolik ve böyle sanki bu akşam daha çok böyle Türkan Şoray havası var kendisinde sanki. Sinemada veya dizide oynamak ister miydi? Masum Bey'i oynatırsa onu filmde oynarım. Arkadaşlar sen Mahsun yanında diye her meseleyi Mahsun'la halletmesene ya. Su içer misiniz? Yanımda Mahsun içerse ben de bir su alırım yani. Allah Allah. aslında bununla ilgili çok fazla şey oldu, konuştuk dizi ya da sinema filmiyle ilgili. Çok kendime ait hissetmedim. Ama aklımın bir köşesinde de var. Bir gün kendim çok ait hissedeceğim bir şey olursa yapmak istiyorum aslında. Setler çok heyecanlı. O bakımdan Mahsun Bey'i çok iyi anlıyorum. Mahsun'a öyle bir sorumluluk yükledin ki adam sana doğru bakamıyor. Devamlı bende böyle. Zaten Mahsun'un kafa hafif yatıktı, bir de bana yatırdı böyle kafayı. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.